Bahsedelim. Standart bir konuyla başlayalım. Ya 150.000 lira ya benim için önemli olan birinci olmak, çünkü ya bu da bir bedel olarak veriliyor. Hani paraya tabii ki de ihtiyacım var. Buradan dolayı borç yaptım. Hayallerimi de gerçekleştireceğim o parayı alırsam. Hem yurt dışı hayallerim var. Ne yapmak istiyorsun yurt dışında? Ya hem gezmek istiyorum, hem dil eğitimi için. Onun dışında butik açacağım zaten. Nakite ihtiyacım olacaktı. Bu para bana iyi gelecek. Tamam. Yani aslında biraz da burada 17 hafta verdiğin emeğin karşılığında Türkiye'nin en stil kadını olarak anılmak senin için daha mı anlamlı? Evet. Ünvan seni daha çok cezbediyor. Aynen öyle. Hatırlıyorum geldiğinde hedefsizken hedefleri olan bir genç kadına dönüştün. En azından o dönüşümü, değişimi hepimiz gördük, takip edebiliyoruz. Hatta bunu şu anda yarışmada belki iddiasını en fazla dile getirebilen ve arkasında durabilen bir yarışmacı olarak da seni görüyoruz. Dolayısıyla ben güçlü isimlerden birisin diyebilirim. Bu anlamda bu yarışmanın çok ama çok size faydalı olduğunu düşünüyorum. Ağlamayacağız mesela. Evet. Televizyonda olmak istiyorsak, değil mi? Duygularımızı kontrol etmeyi bileceğiz. Yani bir daha bu kadar sevebileceğim bir ortam olacak mı bilmiyorum. Olacak tabii ki. Neden olmasın? Neden olmasın? Sen kendini sevdiren bir insansın. Sen kendini sevdirdiğin için. Siz de öylesiniz. Hepiniz öylesiniz. O yüzden bu ortamı siz olduğunuz için bu kadar güzel paylaşabiliyoruz şu anda. Yoksa ya problemli insanlar olsa, bizim aramızda gerçekten sevgi olmasa böyle şeyleri yaşayamayız şu anda. Evet, tartıştık, didiştik ama geldiğimiz son noktada hep söylerim, birinize bir şey olsa hepimiz iki elimiz kanda olsa geliriz. Varsa söylemek istediğim bir şey, senin de fanların oy potansiyelin az buz değil. Yok, çok fazlalar, yolda da çevriliyorum sürekli. Yani işte desteklerini final günü göreceğim. Beni yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. İnşallah. Öyle. Yani sadece buruk olduğum konu buradan ayrılmak, o kadar. Ayşegül. Ya ben hepsini beğendim. Güzel olmuşsun, yakışmış sana. Teşekkür ederim. Ayşenur. Güzel görünüyorsun. Rengini çok sevdim. Teşekkürler. Göşa. Ben de çok beğendim. Rengi de sana çok yakıştırdım Özden. Yani seviyorum kızlar sizi. Beni de duygulandırdın bu arada. Kıyafetine gelince çok yakışmış rengi. Doğru bir rujla da onu kullanmışsın. Saçındaki güzel, sen güzelsin. Güzelsin. Hazır mısın? Geçebiliriz. Özden Cerrahoğlu, ayakkabı 300 lira, çanta 350 lira, elbise 1750 lira, kolye 350 lira. Hoş geldin. Hoş Bıcırık. Buldum. Hepinizle bugüne kadar yaşadığım şeyler geçiyor gözümün önünden. Tek tek. Çok zor ifade ediyorum hepinizle konuşurken, o yüzden konuşmamaya çalışıyorum çok fazla. İyisin Özden. Çok fikrin var. Tarzın var. İyi de ifade ettiğini düşünüyorum kendini. Umarım başarılı olursun. Kendimi anlatabildiysem çok mutluyum. Sizi çok seviyorum. Özlem. Efendim. Şıksın, iyi görünüyorsun. Dinledim seni. Evet, sen de bir şey olacaksın mutlaka. Gerek televizyon dünyasında, gerekse iş dünyasında mutlaka bir şey yapacağına senin çok inanıyorum. Ben seni zaman zaman kafalarını beğeniyorum yani. Tabii daha çok gençsin. Daha uzun bir yolun var. Daha değişeceksin. Tam oturacaksın. Ama çok fazla duygusalsın. Yani aşırı çok merhametlisin biliyorum. Bu kadar duygusal olma. Olma. Tabii o senin elinde değil. Evet, çok sen de benim hayatıma böyle imza atanlardansın. Anılarımız çok seninle. Sus, beni de ağlatacaksın. Bir şey konuşamıyorum gerçekten. Çıkmadan önce düşündüm, hepinize çok güzel şeyler söyleyecektim. Yok, içinden ne geliyorsa. Yani. Ya sadece böyle yani ağlayarak ifade edebilirmişim gibi geliyor kendimi. Bilmiyorum yani, hepinizi çok özleyeceğim. Yapma. Tamam. Ay, bana soğan desen ağlardım, bana ne oldu? Sözümüz var, Cihangir'e gideceğiz, Tophane'ye gideceğiz değil mi? Yani... Bilge... Ben sizlerle karşılaştığımda ağlayabilirim, hazırlıklı olun. Abi kesin, sen böyle, sen de böyle. Böyle, ay diye. Teşekkür ederim. Özlen. Ulanık görüyorum. Evet, gül şimdi, gül. Senin böyle şey var ya, hem... Bir anda gülüyorsun, bir anda ağlıyorsun. Böyle duygular... O delirince oluyor. Evet. Yani ve neredeyse sıkıldığın zaman da... ağlayacak orada. Sıkıldığı zaman da ve bir şey olduğu zaman da bir anda bir krize geçiriyorsun. Duygusalsın çok. Ondan dolayı. Evet, hayat çok zor. Yani çok güzel ama aynı zamanda da çok da zor. O kadar duygusal hakikaten olma. Çünkü yarın ne olacak... belli değil. Sen kesinlikle bir burada kalmanı hak ettin. Başarıları diliyorum Özden. Ne olacak belli değil. Seni seviyorum. Çok teşekkürler. Ben de sizi seviyorum. Emekleriniz için çok teşekkür ederim. Helal olsun emeklerimiz. Özden. Ben ağlıyorum, bana bakmayın siz. Ama desteklerinize ihtiyacım var. Özden yazıp 66-88'e gönderirseniz çok mutlu olacağım. Şimdiden teşekkürler.